merhabalar sevgili seyirciler. Aşkın Arka Odası'na hoş geldiniz. Bu akşam birbirinden kıymetli ve de değerli hocalarımızla birlikte aşkı konuşacağız. Hemen sizlere konuklarımızı takdim etmek istiyorum. İşte ilk konuğum. İstanbul Tinder Üniversitesi Kürsü Başkanı Sayın İbrahim Taytaylı. Hocam, sizi burada ağırlamak bizim için şeref demek. Benim için de arabamın son taksidi demek sağ ol. İnşallah bitecek artık yani. Lütfen. Çok teşekkür ederiz. Burada olduğunuz için çok ama çok teşekkür ederiz. Ben hiç mutlu değilim cahil kızım işte. Sağ olun hocam. Sen hiç sağ olun. Ve bir diğer konuğum aşkolog, aşk doktoru Sayın Bilal Çardakçı. Hocam hoş geldiniz. Öyle. Çok yaşa. Bu ne? Bu en son 90'larda balgam çıkarmış. Bak sana yayından önce karışım hazırladım bunu hiç. Bal, limon, zencefil, sülfürik asit, potasyum nitrat. Hiç açılırsın. İyi geldi. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sosyal medyadan soğuk görüşlerinizi bekliyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkürler hocam. Ve son konu. Facebook Kanayan Karanfiller Grubu yöneticisi Sayın... İşte o çocuk. İşte o çocuk. Hayati Akın. Ya bu artık kendi geçmişini anlatmaya başladı. Bak. Evet. Ve Sayın İbrahim hocam. Ha. Programımıza cevabı çok ama çok merak edilen bir soruyla başlamak istiyorum. Evet. Aşk nedir? Cahilliktir. Tamam mı? Bitti bu kadar. Hadi gidelim. Evet. Dur biraz. Kesinlikle ya. Bitmedi. Sayın Hayati hocama dönmek istiyorum. Hayati hocam, sizce de aşk cahillik midir acaba? Olur mu öyle şey? Asla öyle şey olmaz. Asla. Aşk çok önemlidir. Aşk vazgeçilmez olandır. Aşk üç ay için vazgeçilmez olmaktır efendim. Ah aşkım sensiz yaşayamam, vah aşkım sensiz ölürüm. Üç ay sonra sorun sende değil bende. Hadi buldum başkasını. Ah ben sensiz yaşayamam, vah ben sensiz ölürüm. Zombi misin lan sen ölüp gidiyorsun? Yani böyle şıp sevdi ağızlarıyla aşk olmaz. Bunu bir bırakalım artık. Asla ve kata katılmıyorum. Yani bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Eğer aşkı tanımış olsaydın fark ederdin. Çünkü aşk insanı hafifletir. Yani cüzdanını hafifletir, doğru. Aldın sevgilini, bir sinemaya gittin, bir kahve içtin, bir akşam yemeği cart 200 lira. Ayda 10 kere yapsan bunu hop 2000 lira. Sonra kadın diyor ki herife, sen beni hiç dışarı çıkarmıyorsun, bana sürpriz yapmıyorsun. Ulan adam seni bir kere çıkarmak için evde margarin kemiriyor yani. Yani konuşalım artık. Çok doğru konuştun hocam. Bu arada bir mesaj gelmiş. Vucu Tim 58 mesaj atmış. Evet. Bilal hocam, siz de margarin kemiriyorsunuz. Bugün yağ gibisiniz maşallah. Bana bak Vucu Tim. Sen hiç kızgın yağ ile temas etmedin herhalde. Vallahi yakarım seni. Evet Sayın Çardakçı. Biraz önce dediniz ki aşklar çok çabuk tüketiliyor. Günümüzde saygı ve sevgiyle beslenmiyor dediniz Sayın Hocam. Ben hiç öyle bir şey demedim. Ne zaman? Evet peki ya bu tarihteki destansı aşklar hakkında ne diyeceksiniz? Mesela o destansı aşklardaki destansı aşıklar bugün günümüzde yaşasalardı acaba şimdi de onlar için aynı şeyleri mi söyleyecektiniz? Mesela Tahir ile Zühre, Ferhat ile Şirin. Günümüzde yaşasalardı. Kot reklamında oynarlardı. Sözleşmeleri bitince de hop ayrılırlardı. Kimse bana aşkın gerçek olduğunu anlatamaz efendim. Bırakın ya. Bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Niye sürekli onay bekliyorsun? Bir şey söyleyeceksen söyle biz de dinleyelim. Bakın ne anlatacağım. Yeter ya. Bakın ne anlatacağım. Bakın ne anlatacağım. Bakmıyorum lan. Ama anlatmaz o zaman. Bakın bana bakın. Herkes bana baksın. Bakın. Anlat ulan ne? Genç, yiğit bir nakkaş. Hı. Adı Ferhat. Sarayların duvarlarına tıkı tıkı süslemeler yapıyor. Hı. Gören herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte o hayranlardan biri de güzel Şirin. Yalnız Şirin'in ablası Sultan Mehmene Banu bu ilişkiye onay vermiyor.
Berat Ağa, eğer demir dağı delip dağın diğer tarafından suyu buraya şehrimize getirirse. Ferhat'tan daha çok performans sergiledi. Ay, aynen devam, aynen. Çok iyi. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın bakın ne anlatacağım. Sultan Mehmen'e bağlı. Eğer demir dağı delip suyu o taraftan buraya şehre getirirsen Şirin'le evlenmene izin verebilirim diyor. Ferhat alıyor eline kazma küreği. Çaka çuka çaka çuka çaka çuka dağa delmeye başlıyor. Çünkü Ferhat aşkını kovalıyor. Çünkü Ferhat sevdasını kovalıyor. Çünkü Ferhat... Yanıyor çünkü Ferhat. Nasıl bir yokluktaysa dağa dermiş. Efendim artık günümüzde öyle bir şey yok. Hı. Bir zahmet bana içeriden su getirir misin diyorsun. Kalk kendin al diyor. Yani daha delmek bir yana. Bir de 30 yıl sürmüş herifin onu delmesi. Herif 30 yaşında başlasa 60'ında bitirecek. E 60'ından sonra da o Şirin'in pek bir şirinliği kalmaz. Ya bak Fransızların bir lafı var. Avec moi c'est joie, vous le couchez au Peki bu Fransızca sözün bize Türkçe çevirisini yapabilir misiniz acaba? Bir kız sevdim gül gibi, yattı beni kül gibi. Çok enteresan. Değil çok... mi? İnandı cahil. Cahilliğin o kadar büyük ki buradan koklayabiliyorum abi. O kadar. Burcu Tim 58 mesaj atmış. Bilal hocam, İbrahim hocaya sorar mısınız? Evet. Fransızca sana hastayım Burcu Tim 58 nasıl denir? Ya bu Twitter ne olmuş ya? Ya eskiden deliler sokakta bağırıyordu, şimdi gelmiş burada bağırıyor. İbrahim hocam, biraz önce aşkın gözü kördür dediniz. Hiç öyle bir şey deme. Ne yapıyorsun kızım? Alttan başka televizyon kanalı mı izliyorsunuz? Efendim, tam da bununla ilgili bir soru sormak istiyorum size. Acaba günümüz aşklarında... Vallahi odana göndereceğim seni. İbrahim hocam, aynen. Acaba günümüz aşklarında eksik olan nedir? Fosfor. İki tane aşık çifte bak, 5 yaşındaki çocuğun zekasından daha düşük muhabbete şahit olursun. Bir konuşuyorlar, aman ya Rabbi. Aşkım sen beni sevmiyorsun. Aşkım sinemaya gidelim mi? O ben sana çok çağlık oldum. O hani benim saçımı çektiydim, fark etmedi. Bu ne lan? Aşk mı yaşıyorsun, kreşte oyuncak kalmışsın. Bu ikisinin birbirine yaklaşmaması lazım yani. Burcu Tim 58 mesaj atmış. Hocam, ben de sizi stalkluyorum. Geçen akşam evde giydiğiniz pijama size geniş gelmişti. Bu resmen röntgencilik ya. Vallahi kapma polis isteyeceğim artık. Efendim, peki bu dizilerdeki aşklar sizce gerçek hayattan alınmış aşklar mıdır? Yavrum, güzel cahil kızım. Bak, dizilerdeki hayatlar gerçek olsa şu an hepimiz kurşun geçirmezdik. Adam bir bölümde 30 kişiyle taka 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 taka, sen iyi bilirsin, çatışıyor. Nasıl taka 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 taka? Çatışıyor 30 kişiyle, 400 bölüm ölmüyor. Ulan bir kör kurşun da mı gelip saplanmadı? Yani eceliyle de ölmüyorlar. Yani dizilerdeki aşklar gerçek değildir diyorsun. Dizilerdeki aşk değil, kahır. Bir tane kadın var, çok mağdur. Bir tane de adam var, zekası mı kıttır, iyi midir belli değil. Bunlar bir araya geliyor, aşk diyorlar bunların yaşadıklarına. Yani bakın tekrar tekrar söylüyorum. Aşık olunması için bir kadının mağdur olmasına, erkeğin de kurtarıcı olmasına gerek yok. Tamam mı hocam? Bravo. Yani bunları artık televizyonda hep görüyor, artık sıkıldık yani. Başka şeyler olsun. Burcu Tim 58 mesaj atmış. Evet. Bilal hocam, sizin dizinizi yapsalar... Mini dizi mi olurdu? Pardon. Burcu Tim değil, Yoğucu Tim yemin ediyorum. Peki Hayati hocam, sizce dizilerde gerçek aşk var mıdır? Asla ve kata, asla. Kesinlikle vardır. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın bakın ne anlatacağım. Bakın bakın ne anlatacağım. Lan bakın, bakıyoruz be adam. Bakıyoruz, sana bakıyoruz ya. Yaşlı, zengin bir adam. Hı. Kendinden çok daha genç bir kadına aşık oluyor. Evet. Sonrasında evleniyorlar. Evlilik mutlu. Sonra adamın yeğeni eve geliyor. Yeğen 1.85. Yeğen sarışın. Yeğenin adı Behlül. Gerçekten çok güven veren bir isim. Tabii tabii tabii. Sonrasında Behlül yengesine aşık oluyor. Gel zaman git zaman aşkları alevleniyor.
Sonra botanik bahçesinde ağaçlarını filizlendirirken Adnan Bey'in verimli şoförü onları görüyor Beşir. Sonrasında da koşu gidip Adnan Bey'e gördüklerini anlatıyor. Ama şimdi o Beşir eğer veremse rahat koşamaz. diye gidiyor. Ve Adnan Bey'e diye durumu anlatıyor. Evet çok. Sonrasında Behlül'le Beşir mi? Bihter mi? Kim bir adam? Bihter. Odaya saklanıyorlar. Sonrasında da Adnan Bey gelip takı takı kapıyı çalıyor. Sonra Bihter silahı çıkarıyor. Beni diyor. Beni. Bihter'ini diyor. Ve kendini vuruyor. Evet. Sonrasında da Behlül deliriyor. Çünkü Behlül sevdalı. Ne oldu? Çok güzel ama tabii şimdi karıştı biraz. Bunu hikaye uzun olduğu için canlandırarak anlatalım. Sen anlatmaya devam et, anlatıcı ol. Canlandırması için de hocalardan rica edelim. Ha. Evet. Peki araya yastık mı koyacağız? Yastık var zaten. Yastığımız var çocuğum. Ben yastık zaten ben madem... okulda da yastık oluyordum uzun eşek oynarken. Öyle mi? Evet, tabii. Madem bu soruyu sordun, sen Bihter ol. Yani Suzan vardı. Ben... Yok, Suzan'la biz seyredeceğiz şimdi. Ay, benden nasıl Bihter o moderatör. Onu elle... Bir dakika, senden Bihter olduğuna inanıyorsun da. O zaman ben de Behlül oluyorum galiba. Ha, o zaman olurum ben Bihter. Tabii canlandırma canım. Olmaz mı senden bir? Olmaz. Babam çok sevinirdi yani. Sen veremli Beşir'sin. Anlatıcıyım. Anlatıcısın. Aynı zamanda da Adnan Bey'sin. Adnan Bey'in rolü küçük zaten. Şimdi hayatı canlandırdıkça, anlattıkça siz de karakterlere hayat verin. Olur mu? Vallahi buyurun. Ben denerim de. Behlül ben de vücut bulur mu bilmiyorum. Bence sahnede devleşeceğim. Buyurun. Yaşlı, zengin bir adam. Ne kadar çok param var. Ve kendinden çok daha genç bir kadına aşık oluyor. Hayatı bu aşkı. Merhaba, ben Bihter. Ne Bihter. Adnan. Bihter. Annem bir de Nebahat Çehre oynuyor. Merhaba. Sonrasında evleniyorlar. La la kadar mutluyum. Ve evlilikleri mutlu. Tam da o sırada adamın yeğeni geliyor. Adam. Yeğen 1.85. Yeğen sarışın. Ve yeğenin adı Behlül. Ben kalkmayayım da boyum anlaşılır. Ya olmaz, olmaz. Gel. En çok yakışıklı jön olarak gir. Gel. Var. Boyum uzayınca paçalar kısaldı tabii. Bu daha çok Kıvanç Tatlıtuğ'un organize işlerdeki haline benziyor. Yeğenim. Aa, hoş yeğenim. Geldin. Hoş geldin yeğenim. Hey amca. Tanıştırayım. Hey amca. Eşim Bihter. Of ne kadar da... ne kadar da hanım bir yenge. Merhaba. Tangoya gidelim bir akşam zannet. Olur mu? Bari benim yanımda konuşmayayım bunlar. O zaman biz biraz koruya gidelim. Çalılıklarda sana bir şey göstereceğim. Ve aşkları alevlenir. Sonra botanik bahçesinde aşklarını filizlendirirken... O kadar filizlendi mi? Sezon finali ama... Tam da o anda Adnan Bey'in şoförü veremli Beşir onları görüyor. Beşir bizi gördü. İşte ve hemen... hemen gidip Adnan Bey'e gördüklerini koşu anlatıyor. Ne oluyor oğlum? Niye? Ne oldu oğlum? Anlatsana. Allah'tan konuşamıyor da. Biz bence böyle 6-7 sezon sevgili oluruz. Gel Şile'deki eve gidelim biraz.
buraya. Gelin, 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 gelin. Evet, geldik. Evet, Adnan Bey, yeğeniniz Behlül'le Bihter işi pişirmiş. Ne diyorsun sen? Gerçekten. Ne? Vallahi. Yemin et. Yemin ederim. Sonrasında Bihter'le Behlül odaya kaçıyorlar. Yok, kaçın. Gel biraz da odada kaçalım. Sonra Adnan Bey geliyor. Adnan Bey geliyor ve takı 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 kapıyı çıkıyor. Aa, bu Adnan'ın çalıştı. İşte şimdi. Bihter silahı çıkarıyor. Ha, burada bir yerde silahım var hazır. Beni diyor. Beni. Bihter'ini diyor. Bihter'ini ulan beni. Sonra da kendini. Aa, çok öldüm. Behlül de aşkından dübiri 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 deliriyor. Çünkü Behlül sevdalı. Çünkü Behlül biçare. Çünkü Behlül... Hırz düşmanı ulan be. Aman be. Öyle şey mi olur lan? Hırz düşmanı işte. Bakın efendim, tekrar tekrar söylüyorum. Bu aşk değil yani, bu dram. Böyle... Bizimkisi dramdı, evet. Aa, yani. O da dram efendim, öyle şey olur mu? Sonra manyaklığı aşk diye yutturuyorlar insanlara. Ha, hiç kimse bana aşkın gerçek olduğunu kanıtlayamaz. Yok öyle bir şey. Bu ucutum 58 mesaj atmış. Evet. Bilal hocam, isterseniz çay içip kozlarımızı paylaşalım. Büyük aşka büyük nefretlerden doğar demiş. Ha. Bir de resmini atmış. Bu ucutum 58 kadınmış. Arkadaş, hoş bir kadınmış. Arkadaşı var mıymış? Bu ucutum 58 mesaj atmış. Varmış. Bakayım. Bu. Aa, çok aşık oldum şu anda. Yaşı da yaşıma uygun, cahil de durmuyor. Hadi hemen gidip tanışalım. Dur, dur. Bir arkadaşı daha varmış. Gelmek ister misin? Tabii, tabii. Fıkı 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 gelir. O zaman hemen gidelim. Aşk bekletmeye gelmez. Hadi gidelim. Hakkım. Aa, deli değil. Ya bekleyin beni de. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ve gördük ki aşk varmış. Hoşça kalın, aşkla kalın.